malum ilanı üniversitede demek evrensel demek. Lokal kalmamak lazım. Dünyada neler oluyor diyor. Gelişmeleri takip etmemiz lazım. Geride kalmamak lazım. Kimsenin geride kalmamak lazım. İstanbul'da Konya'dan ileride olmalı. Ümit Bey'i İstanbul'un büyük elçisi olarak Konya'da ağırlıyoruz. Ümit Bey bizden önce yola çıkmış. Bizden önce doğum. Bizden önce hazırlık yap. Kafa yorum. Biz de dedik ki öğrencilerimiz sadece derslerle yetinmesin. Başka yerlerde olanlara da bilgisayarlar görsünler, bilgi ve görgülerini artırsınlar. Mahrum kalmasınlar diyerek bu tür faaliyetleri düzenlemeye yönelendiriyoruz. Biz hocalar olarak, öğretim üyesi kadrosu olarak elbette Türkiye'deki ortalama bir bilgisayarın ve performans bölümünün fevkinde olduğunu biliyor olsak da, bunu başkaları biliyor olsa da, biz bunu asla yeterli görmüyoruz. Daha yukarıya, daha yüceye, daha yüceye çıkmanın her saat yolunu arıyoruz. Bütün gayretimiz, dikkatimiz, çabamız bu istikamettedir. Gönül arzuları öğrencilerimizle de bu dalara sevgisine ulaşsınlar. Onlar da daha bizimi talep etsinler. İstesinler bizden, bizi huzursuz etsinler. Desinler ki biz şunu da istiyoruz, bunu da istiyoruz. Helalinde bu var, bizde de eksik. 29 Mayıs Üniversitesi Mütercim Tehlimanlıkları bölümünde projesi var. Bizde niye yok sizler? Biz de onun bir yoluna yönelimle bakalım. Bugün Ümit Bey proje üzerinden bahsedeceğim. Külliyatımızı çevirelim, projesiz olmayacağım. Glossary yapmadan olmayacağım, hepimizin bir meselesi. Ve meslek hayatına onları bildikten sonra atmamız lazım. Ümit Bey'e çok teşekkür ediyorum. Zahmeti verirler, İstanbul'dan oraya kadar gelirler. İnşallah faydalanırlar arkadaşlar. Defterlerinizi yanınızda not alabilirsiniz. Bu notlara bakarak Ümit Bey'i sıkıştırabilirsiniz, sorular alabilirsiniz. Söyledikleriniz arasında oluşmayan noktalar var, onları da nasıl izah edersiniz gibi. Hangi bir sınıfta nasıl tepil veriyorsanız, lütfen onlara da yapıp Ümit Bey'e de en azından bir öğrenmeyi bir istedik. Çok teşekkür ederim. Alkışlarınızla sahneye Ümit Aydın'ı davet ediyoruz. Değerli hocalarım, sevgili öğrenciler, nasılsınız, iyi misiniz? Bu sene Konya'ya tesadüf ikinci gelişim. Birkaç ay önce de annemi Mevlana'ya getirmiştim. Çok mutlu oldum. Tam da denk geldi. O gün de Çelebiler oradaymış falan böyle. Fotoğraf falan çekti bile. Kadıncağıza güzel bir gün yaşatmış olduk. Şimdi ben kısa bir sunum hazırladım. Odağımı korumak için. Ama ne kadar koruyabileceğim bilmiyorum. Sesim rahat geliyor ama. Orada olmasam da geliyor mu? Geliyor. Tamam. Ben bugün yapay zeka ile insan zekasını, yani artificial intelligence ve human intelligence'ın hani nasıl biz birleştirmeye çalışıyoruz şirketimizde. Ve bence gelecekte de işin gidişatı öyle. Neden, nasıl? Onu kendi yöntemlerimizle anlatmaya çalışacağım. Şimdi aslında uzun yıllardır yapay zeka ile insan zekası beraber çalışıyor. Yani bu yeni bir şey değil. Bugün yapay zeka deyince internette hemen her sene bir büyük şirketin sahibi, daha geçen Mark Zuckerberg de işte Facebook'ta biz şöyle süper çeviri özelliği getirdik diyor. İşte ne bileyim Booking.com'un ya da Airbnb biz kendimiz yaptık, işte kullanıcı yorumlarını otomatik çeviriyoruz falan diyor. Ve böyle hep çevirmenlere ve çeviri mesleğine tehdit gibi lanse edilse de işin içinde olan bizler şunu görüyoruz. Aslında yapay zeka çok uzun zamandır var. Ağırlığı artıyor. Bunu öğrenen insanlar daha ileriye gidiyor. Şöyle söyleyeyim.
Ben mesleğe başladığımda Word diye bir program yoktu. Elektronik daktilo vardı. Elektronik, yani sadece yazmaya yarayan, üstüne bir kağıt koyduğun bir şeydi. Sonra bilgisayarlar gelmeye başladı ve programın adı Write, hani İngilizce yaz, gayet açık. Write, fakat Write'da yazıyorsun da, hani eskiden daktilolarda da yoktu. Yazdığındaki yazım hatanı düzelten bir şey yoktu. Sonra Microsoft işte Office'i çıkardı ve içine de Word diye bir şey koydu ve yazım hatanı düzeltmeye başladı. Yani bir yapay zeka. Neyi öğrettiler? Hani yazım kurulunu bir yaptılar. Yanlış yazdığın zaman doğrusunu göstermeye başladı. Zamanla daha da gelişti. Şimdi Word programını kullanıyorsan bir cümleyi yazıyorsun. Diyor ki bu cümlede mesela düşüklük olabilir diyor. Şu kelimeyi yazmak ister misin diyor. Acaba böyle yaptığından emin misin diyor. Yani ağırlığı artıyor. Bizim mesleğimizde de öyle oldu. Yani bugün otomatik çeviri motorları evet çok iyi yerlere geldi ama ciddi kullanılan hemen her yerde onun arkasında yüzlerce binlerce insan hala çalışmaya devam ediyor. Yani eğer aklınızdan şu soru geçiyorsa öğrenci olarak, ya ben bu bölümü okuyorum ama bu bölüm, hani bu meslek 5 sene sonra olacak mı, 10 sene sonra olacak mı? Bana sorarsanız yapay zekanın yani elinden alacağı en son meslek çeviri olur. Yani çünkü eğer bir bilgisayar bir insan kadar söylediğimi, yazdığımı anlıyorsa önce onunla ilgili meslekler gider. Yani bir doktor kadar anlıyorsa doktora gerek kalmaz önce. Yani çevirmeye sıra gelinceye kadar benim kanaatim, bunu tartışabiliriz, daha risk altında meslek daha çok. Yani mesela otel görevlileri çok azaldı. Havalimanına gidiyorsun, artık eskisi kadar o check-in'de insan yok. Çünkü makine var. Yurt dışında bazı havalimanlarına iniyorsun, görevli yok. Çünkü adam yapay zekayı yapmış, bir tane alet var. Ona taratıyorsun pasaportunu. Sonra o sana soruyor soruları, uçuş bilgilerini. Ekrana kendin giriyorsun. Hatta daha önceden rezervasyonu yapmışsan tanıyor ve senin biniş kartını çıkartıp veriyor. Hatta bagaj kartını da çıkartıyor. Bagaj kartını da kendin takıyorsun. Sonra bir tane makine var, ona koyuyorsun. O kendisi uçağa kadar götürüyor. Yani hamalların işini alıyor. Oradaki resepsiyon görevlisinin işini alıyor. Ama henüz tercüman işini almadı. Yani o açıdan almadı. Ben alacağını da düşünmüyorum. Ama tercümenin yapılış şekli değişiyor. Şimdi bizim çeviri mesleğinde de arkadaşlar artık yüzlerce araç var. İnternette belki biliyorsunuzdur, Nimzi diye bir araştırma firması var. Nimzi.com, cep telefonunuzdan bakabilirsiniz. Onların her sene yayınladığı ücretsiz çeviri teknolojileri atlası var. En son 800 küsürdü galiba program sayısı. Yani her şeyle ilgili program var. Çevirinin kalitesini kontrol eden program var. Ne bileyim, tasarımlı bir iş yapıyorsunuz, katalog yapıyorsunuz, onunla ilgili var. Oyunla ilgili var, videoyla ilgili var, seslendirmeyle ilgili var. Böyle yazılı çevirilerdeki proje yönetimiyle ilgili var, makine çevirisiyle, yani yüzlerce. Şimdi biz seçiyoruz Dragoman'da, ben de size neyi tavsiye ediyorum? Seçtiğiniz, kullandığınız programın başka programlara ve sistemlere bağlanabiliyor olması lazım. Rahat erişilebilir olması lazım ve size bir yönetilebilir bir ortam sunması lazım. Şimdi bizim sektörümüzdeki pek çok program tek amaca hizmet ediyor. Mesela videona altyazı koyuyorsun. Altyazı programları var. Fakat ben TRT'ysem ya da Dragoman gibi bir şirketsem ve bana her gün video geliyorsa, ben şunu da bilmek istiyorum. Bu video kimden geldi? Uzunluğu ne kadar? Hangi dillere çevireceğim? Kim çevirecek? Kaç para alacak? Ben kaç para alacağım? Ödemeyi ne zaman yapacağım? Ödemeyi neyle yapacağım? Belki burada değil, yurt dışında başka bir ödeme sistemi kullanacağım. Pioneer falan filan. Ya da yurt dışında banka hesabım varsa oradan PayPal açacağım. Belki PayPal'la ödeyeceğim. Bunların hepsini benim yönetiyor olmam lazım. Çünkü bir defa iş yapmıyoruz ki biz.
Yani biz orta ölçekli bir çeviri şirketiyiz. Ayda ortalama 200 serbest tercümana, freelancer ödeme yapıyoruz 200 kişiye. Ve bunlar farklı ülkelerde. Anlatabiliyor muyum? Yani dolayısıyla benim herhangi bir çeviri, benim için çeviri yönetilebilir bir şey olması lazım. Kim uğraşacak 200 kişi? Ne yapmış? Video mu yaptı, sözlü çevirimi yaptı, yazılı çevirimi yaptı, seslendirme mi yaptı, hangi dilde yaptı, ne zaman yaptı? Dolayısıyla artık bunu böyle bakan şirketler daha verimli çalışıyor. Oraya accessible yazdım, yani erişilebilir olması lazım. Çünkü artık biz ofisten çalışmıyoruz ki. Ben mesleğe başladığımda İstanbul'da çok güzel bir çeviri şirketi vardı, Universal diye, Osman Bey, Osman abi onun sahibiydi. Herhalde onun salonunda 200'e yakın çevirmen vardı. Böyle kocaman bir salon düşün. Sıra sıra bilgisayarlar, çevirmenler ofise giderdi. Zaten bir çevirmenin kendisine bilgisayar alması imkansızdı yani. O zaman çok pahalıydı bilgisayar. Şimdi de pahalandı da. Yani yine zamanlar da pahalıydı. Ama şimdi yani ben Çince yaptıracağım. Yani Çinli'nin benim ofisime gelmesi gerekmiyor ki. Benim ona çeviri ulaştırmam lazım. Diyeceksin ki e-mail ile ulaştırabilirsin. Ama eğer Netflix dizisi çeviriyorsak, biliyorsunuz ki o dizilerin dışarıya çıkması yasak. Yani o videoyu gönderemiyorsun dışarıya. Onu senin çevirdiğin ortam bile ayrı bir yazılım. Üzerinde böyle bandrol oluyor, filigran oluyor, düşük çözünürlüklü oluyor. Videoyu bilgisayarına indiremiyorsun bile. Ama videoyu internetten izliyorsun. Şimdi mesela altyazıda yapay zeka var mı? Var. En basit özelliği var. Ne? Konuşulanları sana metin dosyası olarak veriyor. Ya da sen metin dosyası hazırlamışsan atıyorsun altyazı programına. Onu konuşmacının dakikası saniyesine göre diziyor. Düzgün diziyor mu? Hayır. Oturup bir çevirmenin onu ekranda düzeltmesi gerekiyor. Ama ben herhalde ilk altyazıyı yaptığımda 1997 falandı. Ya bir tane video bulmamız gerekti önce. Çünkü video kaset gönderdiler ha. Sonra uzaktan kumandası yok videonun. Arkadaşım biri videonun başında duruyor. İkide bir pauza basıyor. Sonra bir tane uzaktan kumandalı video bulduk, süper. Para kazanmaya başladık ya, nefes aldık. Tamam mı? Yani hakikaten alet işliyor, el övünüyor. Öyle bir sözümüz var bizim. Teknolojide böyle. Bugün ne oldu? İşte bugün sen metni zaten İngilizce de Türkçe bir eksik de olsa bir şeye döküyor. Eğer sen dökmüşsen de onu altyazıya çok yakın hale getiriyor. Başka şeyler yapıyor mesela şu an yazılımlar. IBM'in bir yazılımı var. Sen diyorsun ki bana son 10 yıldaki Türkiye kupalarındaki kırmızı kart sahnelerini göster. Eğer bu yazılım bir kanalın stüdyosuna yüklenmişse ve eğer bütün çekimlerde dijital olarak bir bilgisayardaysa, yazılım saniyeler içerisinde sana bütün kırmızı kart sahnelerini getiriyor. Yani ben televizyon kanallarında çalıştım 2-3 sene. Kanal D, CNN, Türk falan çalıştım. 2000'lerin başıydı. O zaman Formula 1 yarışları vardı. Ben de onları çeviriyordum. Çok heyecanlıydı. Tamam da şimdi geriye sarman gerekiyordu. Yani yönetmen diyor ki bana hemen klip yapmanız lazım. Çevirmen çevirse ne diyor? Abi neresini yapacağız? İşte diyor orada diyor şunu demiş diyor. Falanca. Tamam demiş de ne zaman demiş? Yoksa gürültülü bir şey. Yarış dediğin şey huuu diye geçiyor ya. Bunlar kokpitte falan konuşuyorlar. Böyle. Hani orada anlaman gerek. Şimdi ne oldu ama? Şimdi Zoom'u açıyorsun, ses ayarları var. Eko'yu kesiyor, değil mi? Arka plan gürültüsünü kesiyor. Eğer kuvvetli bir ses filtresi koyarsan bilgisayarında bas. Hatta arkadan bizim bebek var. Bebek ağlıyor 6 ay. Ben Zoom yapmaya devam ediyorum. Kimseye gitmiyor sesi. Yani bizim o gürültülü kanaldaki seslendirme olayından dünya nerelere geldi. Ama hala birileri o videoları yapıyor. Fakat araçları kullanarak, yani benim size söyleyeceğim, araçları öğrenmeniz lazım. Araçsız olmaz bu iş. Eğer sen bu dünya standartındaki araçları kullanıyorsan, bugün New York'taki bir çevirmenden aşağı değilsin. Teknolojinin dünyaya getirdiği en önemli şey bence eğitimde
tarihte hiç olmadığı kadar bilgiye erişim eşitliği diyelim getirdi. Esna yoktu böyle bir şey. Yani bizim zamanımızda paran varsa sözlük alırdı. Yani ben 3 sene 4 senemi falan almıştı. Tıp çevirileri yapmam, cesaret edemedim. Çünkü nereden bulacaksın tıp terimlerini, kelimelerini? Bulamıyorsun. Öyle bir şey yok yani. Şimdi internette sözlükler hazır değil mi? Bunu kilitle. Ya da ben kapattım. Ama sesim buradan geliyor değil mi? Tamam. Onu şey yapalım. Zaten yerimden ayrılasım yokmuş. Burada duruyorum. Devam edelim. Fakat arkadaşlar, yani aletler bir yana, araçlar bir yana, aslında temel beceriler değişmedi. Bence bir tercümanı, tercüman yapan en temel beceri araştırma becerisidir. Eskiden biz işte efendim İstiklal Caddesi'nde İstanbul'da birkaç tane kitapçı vardı. Şimdi hiçbirisi kalmadı da. O kitapçıya gidip rica edip para, sözlüğü alacak para yok ki. Yani sözlüğü alacak parayı tam buluyorsan sen çok çevir yapıyorsun demektir. 40 yılda bir çeviri bulmuşsun. Onu da ondan zaten o parayı da niçin kullanırsın? Ya gidersin kendine bir kot pantolon alırsın. Ya işte gidersin McDonald's'ta hamburger yersin falan, öğrenci işi. Bunlar parasız zamanlar. Dolayısıyla gidip ya bir kütüphaneden ya bir kitapçıdan sözlüğe bakman lazım. Oradan nereye geldi? Şimdi interneti iyi araştırmayı kullanabiliyor musun? Mesela Google'da sadece New York Times sitesi üzerinde araştırma etmeyi biliyor musun? Google'a girdin. Bir şey arayacaksın ama sadece New York Times'ın sitesinden sonuç almak istiyorsun. Ben bilmiyorum. Ben bilmiyorum. Kelimeyi yazıyorsun. Sonra site yazıyorsun. İki nokta. Site iki nokta üst üste. NewYorkTimes.com yazarsan ne yapıyor? Sadece New York Times'da arıyor. Bu ne işini yapıyor? Mesela bizim şirkette bunu bilen tercümanlarımız haber çevirisi yaparken eğer Amerika için yapıyorsak biz New York Times'ın stilini esas alıyoruz. New York Times'ın üzerinde araştırdığınız zaman sonuçta o haber New York Times'ta da çıkmış oluyor. Tamam mı? Ve biz onların kullandığı kelimeleri tercümede kullanıyoruz. Şimdi bir sürü eş anlam var. Yani tezarusu açıp karşına çıkan herhangi bir kelimeyi kullanabilirsin. Ama acaba o yaşanan bu krize ne diyor? Mesela şimdi internetin yavaşlaması. İnternetin yavaşlaması için slow down mu diyoruz? Yoksa onun bir adı var. Throttling. Throttle, arabaların bu gaz şeyi. Yani eski arabalardaki motora giden gaz şeyi. Gaz pedalına bastığın zaman daha çok verir. Gaz pedalına elini çektiğin zaman motora giden benzin şeyin kapağını kısar. Şimdi ne yapıyor? Şu an internet mesela internet yavaşlıyorsa niye yavaş? Çünkü birisi kıstığı için yavaşlıyor. Sa throttle kelimesini kullanıyorsun. Ama internette herhangi bir müdahaleden değil de başka türlü bir yavaşlama varsa o zaman slow down diyorsun. Yani niçin yavaşladığına göre kullandığın kelime değişiyor. Tamam mı? Web search. Concordance dediğimiz şey mesela bizim benden sonra Serhat internetten bağlanacak diye biliyorum. Yıllar önce ben param çokken bir sürü startup'a yatırım yaptım. Bunlardan bir tanesi de İngiltere'de XDM diye bir firmaydı. Bunlardan marka hakkını aldım. Bayağı da para verdim. Onlar da çok sevinmişlerdi. Tabi adamlar sonra çok büyüdü. Biz o kadar büyüyemedik. Ama ben Nubuta diye marka hakkını aldım. Ve satıyorum. Şey gibi yani. Nasıl Tofaş, Fiat, Ford, Otosan ya işte. XDM Nubuta. Ben de kendim marka yaptım öyle. Bizim programda, başka programlarda da var da, bizim programda konkordans araması diye bir şey var. Yani mesela diyelim ki kim kullanıyor? Diyanet İşleri Başkanlığı mesela bizim programı kullanıyor. Niye kullanıyor? Çünkü bir defa içinde konkordans var. Diyanet İşleri Başkanlığı ağırlıklı olarak malum İslam diniyle ilgili ayet ve hadislerin de bolca geçtiği eserleri dünya dillerine çeviriyor. Şimdi bunu bir defa böyle çevirip başka bir sefer hani başka türlü çeviremezsin. Değil mi yani? Neyse kullandığın meal o şekilde çevireceksin. Hadis-i şerif çeviriyorsan öyle gidecek yani. Bunu sabitlemesi lazım. Eğer benzer bir şeyse de o benzerliği yeni gelen tercüman, Diyanet İşleri Başkanlığı yeni bir tercüman aldıysa ya da bunu dışarıdaki bir tercümana verdiyse acaba Türk Diyaneti Korece'ye bunu nasıl çevirmiş daha önce görmesi lazım.
Ben çeviriye başladığımda girdik şimdi. Parada anlaştık. Dedim ben Honda çeviriyor bir şirket. Duvar böyle kitap dolu. Honda Türkiye yeni gelecek. Fabrika kurulacak. Duvar kitap dolu. Dolarla ödüyorlar. Benim gözüm şey. Dolar sayıyorum. Şiman diyorum. Klasör klasör gidiyor. Sayfasında 1 dolar 85 sent ödüyorlar. Ben böyle hesaplıyorum. Ha diyorum. Buradan diyorum. Şu kadar dolar yaparız herhalde. Fakat hiçbir şey anlamıyorum ben. Otomatikten ne anlarım? Yani. Dedim nasıl çevireceğiz? Dediler ki bir oda gösterdiler. İşte burası Honda'nın arşivi. Buna bakarak çevireceksin. Ya yemin billah yani gözlerimiz kan çanağı oldu. Şimdi internette arıyorsun. Search diye bir şey var. Ya da mesela Concordance var. Gregorman'la çalışıyorsan ya da işte Diyanet İşleri'de, Avrupa Birliği Başkanlığı. Ne bileyim yurt dışında bizim ortak XTM işte HP kullanıyor, Nestle kullanıyor, Adidas kullanıyor bu yazılımı. Sen Adidas'ın bütün arşivini görüyorsun orada. Bir tercüman için büyük bir rahatlık değil mi? Yani benden önce nasıl yapmışlar, hangi kelimeyi kullanmış. Şeyi de görüyorsun. Birisi bunu çevirmiş, sonra onu bir editör düzeltmişse düzeltmeyi görüyorsun. Ha editörler bu cümleleri düzeltiyormuş. Tamam ben o zaman baştan düzeltilmişini yazayım falan diyorsun. Nereden nereye geldi? Ben başladığımda klasörler oldu. Çeviri klasörü, editör klasörü, müşteri klasörü. Editör klasörlerinde kırmızı kalemle düzeltmeler oldu. Kırmızı kırmızı. Biz çömeziz ya. Bize sen git şuradan bir editör klasörlerine bak. Bu hafta çalış. Sonra çeviriye başlarsın derlerdi. Çünkü editörün düzeltmesini görmeden giremezdin. Bak şimdi olay nereye geldi? Yani aslında bu konkordans bir yapay zeka. Yani bütün metinleri tarıyor. İçinden senin arayacağın cümleleri sana süzüp getiriyor. Yani daha önce gözle yaptığımız bir işi şu an makine yapıyor. O yüzden çok önemlidir. Ve sevgili Mehmet Hocam'ın söylediği gibi terminoloji işin direği ya. Yani yanlış terim koyuyorsan istediğin kadar İngilizcen süper olsun. Ben bunu hayatım boyunca çok gördüm. İşte ben New York'ta okudum, ben şurada okudum, ben işte aslen Arap'ım, ben Çinliyim falan. E sen daha kelimeleri yanlış yazıyorsun abi. Yani belki cümlen çok güzel. Bunu o kadar çok duyuyoruz ki. Karşımıza alıyoruz mülakatta. Süper bir İngilizce var. Çevirisini alıyoruz. Diyoruz ki bunu niye böyle yaptın? Bana öyle doğru geldi diyor. Oldu canım. Yani çok gözlerim doldu. Yani koskoca sektör bilmiyor sen biliyorsun. Ya bu özgüven de yani nasıl bir şeyse insan bir utanır. Bana öyle geldi denmez ki. Yani bir marka var. Bu marka 150 senelik. Hiç mi bakmadın sitesine ya? Değil mi? Hadi sitesini geçtim interneti. Dragoman'a çalışıyorsun. Bizim Concordance diye bir şey var. Gir bak oradan. Açık. Bir de bizim terminoloji modülü var. Ya bizim terminoloji modülünde farklı dillerde toplam herhalde 1.5 milyon falan terim var. 1.5 milyon büyük bir rakam değil ki. Dünyada 100 küsur yani aktif bizim kullandığımız dil var. Bölsen bir şey kalmıyor yani. Dil kombinasyonu, Fransızca, İspanyolca, dil kombinasyonu zaten yüzlerce kombinasyon çıkar. İyi bir çeviri şirketinde milyonlarca terim vardır zaten. Yoksa teknoloji kullanmadığı için yoktur. E varsa benim gibi Başak Burcu ve takıntılı birisi ise bu kelimeleri çıkartın kardeşim yoksa paranızı vermem diyorsa o zaman birikiyor milyon tane kelime. Yani kelime biriktirmek de para biriktirmek iyi bir şey. Yani ayıracaksın kenara. Ondan daha ne? Kesinlikle. Hocam ben 23 yaşında şirketlere kelime satıyordum. Kimse kelime çıkarmıyordu İstanbul'da. Ben de kelime listeleri yapmıştım bir tane programla. Sonra da arıyordu ben, Ümit Bey sizde otomatik kelimeleri varmış. İnternet yok ha o zaman. Yani 1996'dan bu internet yok. Şimdi nasıl yok diyorsunuz da yok. Tamam mı? Ve biz onu yani bastırırdık böyle böyle şey A5 formatına. Ben bilmem... Sırf bununla ilgili araçlar var. Sadece terim çıkartan. Mesela internette bir Estonyalı firma var. Biz de onlarla bir AB projesine girmiştik. Dosyanı yüklüyorsun. Dosyanı. Sana iki dilli olarak terimlerini çıkartıyor. Kendi hafızasında varsa. Mesela biz Türkçe kelimeleri girmiştik o AB fonundaki projede. Lisanslı üyesiysen sen yüklüyorsun dosyalarını, bizim veri tabanımızı kullanıp sana o projedeki bütün kelimeleri İngilizce, Türkçe olarak veriyor. İngilizce, Rusçası da var hani. O diğer dilleri biz yapmadık.
web tabanlı bir şey. Bizim yazılım da bunu yapıyor ama iki dilli vermiyor. Tek dilli çıkartıyor. Tek dilli çıkartıyor. Fakat burada şöyle bir şey var. Kelime dediğin olay, mesela line dediğimiz şey, line bir çizgi değil mi? Line'ı İngilizler ip anlamında da kullanıyor. Credit line dediğin zaman kredi limiti. Business line dediğin zaman bir iş kolu, sektör. Bring someone into line dediğin zaman da birisini hizaya çekmek. Şimdi bu söylediklerimi arka arkaya mesela Google'a yaz. Google Translate'e. Ben en son denedim, o yüzden hani böyle rahat konuşuyorum. Drinks, hani arka arkaya line'lı cümleler kurdum. Yani multiple domain işlenmiş mi? Yani birden fazla alanı yazılımcı kurgulamış mı diye. O makine çevirisi yazılımını yaparken. En son bring someone into line'da patladı. Aa dedim. Sonra bizim yazılım var. Sistram'la yapıyoruz Fransızlarda. Bizimkisi onu da çevirdi. Aslanım dedim. Ama bak bu niye biliyor musun? Çünkü bizim proje yöneticileri her projede bizim seçtiğimiz bir 10 kadar etiket var. Birazdan göstereceğim. Her projemizi biz etiketliyoruz. Etiketlemen gerekiyor. Çünkü finansta kullanımı başka o kelimenin, hukukta başka olabiliyor, tamam mı? Ya da reklamda farklı olabiliyor. Dolayısıyla çok büyük emek bu ya. Çok büyük emek. Yani saygı duyuyorum o çocuklara. Yıllardır yapıyorlar. Ama aradan 10 sene geçiyor. Benim Google'la karşılaştırmam mümkün mü? Değil. Ama onun elindeki data benim kadar derin işlenmiş olmadığı için datası daha büyük olması bir işe yaramıyor. Orada patlıyor. Ha patlamadığı başka yerler vardır ama yani terim yönetimini tek alanlı yapabilirsin, çok alanlı yapabilirsin, müşteriye bağlı yaparsın, kullanıcıya bağlı yaparsın. Ümit'in terimleri, Burak'ın terimleri, Merve'nin terimleri gibi. Onaylı terim yapabiliyorsun, bir de reddedilen terim. Bu da çok önemli. Şimdi kredi kartı çeviriyorsun. Mesela temassız kart diye bir şey var değil mi? Ha ama temassız kart, şimdi unuttum, bizim editörler olsa söylerdi. O kelimeyi yani İngilizcesi contactless diyor ya, onu ya Visa ya Master kullanıyor. Trademark'ı yani tescillemiş. Diğeri contact free kullanıyor. Başkası başka türlü kullanıyor. Yani sen desen ki bana böyle doğru geldi. Sonra Visa sana diyor ki, yani unuttum hangi firma olduğunu. Sen nasıl ya bizim rakibimizin kelimesini kullanırsın diyor. Reklam dilinde çok önemli. Her markanın vaat ettiği kelimeler var ya. Hocamız zaten bu konuda çalışıyor. Bu sabah konuştuk. Yani onun kelimelerini kullanmak zorundasın. Ha şimdi bunu ne yapıyorsun? Reddedilen bu kelimeyi kullanma diye tercümanın önüne çıkartma şansın var. Modern yazılımlarda, bizim yazılımda da var. Bu çok önemli. Onaylı bir kelime mavi çıkıyor, reddedilen kelime kırmızı çıkıyor. Sen çeviriyi yaparken sayfanda bunu görüyorsun, ona göre çeviriyorsun. Ama terim yönetimi çok önemli hakikaten. Şimdi çeviri yönetimi, proje yönetimi arkadaşlar ne yazık ki çok zamana bağlı bir şey. Bilmiyorum ne kadar zamanımız kaldı ama ben çok konuşuyorsam. Çok zamana bağlı bir şey. Ve mesela biz gerçek zamanlı çeviri yönetimi yapıyoruz. Bizim kullandığımız yazılım Nubuto. Gerçek zamanlı olarak bizim çevirmenimiz, editörümüz, yani kullanan üniversiteler, kurumlar, müşteriler aynı şeyi görüyor. Yani diyelim ki mesela üniversitede bir ödev verdiniz çocuğa. Çalışma grubu oldu. Çeviri yapıyorsunuz. O çeviriyi çevirmekle görevli olan insanlar var diyelim ki. 3 kişi diyelim ki çeviri yapıyor. 2 kişi de edit yapacak. Hepsi aynı şeyi aynı anda görebiliyor. Bu öyle güzel bir şey ki yani. Bu eskiden ancak bir masa etrafında oturmak mı mümkündü? Şimdi bunu işte erişilebilir ve gerçek zamanlı yaptığın zaman birdenbire bütün akıllar, fikirler bir arada oluyor. Bunun için işin içine bir de müşteriyi kattığın zaman ne oluyor? Müşteri daha baştan diyor ki, aa biz o kelimeyi öyle kullanmıyoruz, Ümit Bey diyor. Zaten şimdi bir de chat diye bir şey var, yanında da chat box açılıyor, sohbet kutusu. Oradan da yazışıyor tercümanla editörler. Daha çeviri çıkarken doğru çıkıyor. Eskiden nasıldı? Ben mesleğe başladığımda Robert Kolejli, Galatasaray Liseli abiler, ablalar vardı. Böyle onlar böyle Galatasaraylılar böyle pipoca falan. Robert Kolejlilerin sigaralı olur, böyle elini sigaraya dokunmaz böyle. Eski hanımlar yazmazlardı ya, okurlardı. Valla böyle yaz kızım derlerdi, bacak bacak üstüne atar, elini alır kitabı, okuyor. Bir sekreter yazardı yani.
mütercimin ağırlığına bakar mısın? Ben ne yazacağım ya diyor, sekreter miyim derlerdi. Yeminle. Yazmaz. Bu da çekici geldi yani. Çok güzel tabii. Şimdi biz sürünüyoruz. Yaz yaz bitmiyor. Fakat yani bak, o zaman birisi okuyacak, yazacak. Bir de internet yok. Bak hala aynı yerdeyiz. İnternet yok. Kurye çağıracaksın. Kurye alacak çeviriyi, editöre götürecek. Editör alacak. Disket diye bir şey vardı. O disketi bilgisayara takacak. Ondan sonra onu alacak. Düzeltecek. Sonra çeviri disketini ayrı, düzeltme disketini ayrı. Bir de bunların bilgisayarda o disketler bozulurdu. Disket dediğin şey çok esnek bir şeydi. Belki bozulur diye bile çıktısını alırdık. Çıktısını alınmış halleriyle şirkete gönderir. Orada en son bir daha ona bakan düzeltmen ne olurdu? Onlara şey... Kelimeyi unuttum ya. Neydi buna? Tahsih. Tahsih yapıyordu ama o... Ama onun şimdi çekimi ne diyorduk biz o amilere, düzeltmenlere, işte kelime, tas. Kelime gitmiş bak, yaş 50. Neyse, bir de onlar düzeltme yapıyordu. Şimdi her şey aynı ekranda yani, aynı anda yapıyorsun. Bir de müşteriye gitmesini de beklemiyorsun. Müşteri zaten orada söylüyor sana. İş buraya geldi, onu demek istiyorum. Tahsihçi diyeyim yani, düzeltme. Yani... Ve yani bir de düşün mesela, artık çeviri tek dilde yapılmıyor ki. Web sitesi yapıyorsun. Diyor ki ben 5 dilde yapıyorum diyor. Yayına gireceğim diyor. İngilizce, İspanyolca, Çince, Arapça. Farklı diller, farklı alfabeler. Bunların hepsini ekranda görebiliyor olmak önemli. Bugün neden çok geçmişten bahsettim. Neyse efendim. Bizim sistemimiz o başta söylediğim kritere çok uyuyor. Çok iyi bağlantılı. Mesela şimdi bizim sistemde 18'in üzerinde makine çevirisine bağlantı var. Yani çevirirken biz hem Google'ı, hem kendi yazılımımız olan Sistran'ı, hem Amazon'u, Alibaba'yı, DeepL'ı, farklı motorları aynı ekranda görebiliyoruz. Bunun avantajı ne? Çevirmen en güzel çeviri motorunu kullanabiliyor. Yani bazı işlerimizde çeviri motoru, otomatik çeviri motoru kullanmak yasak, kullanmıyoruz. Ama hani kullanmak gerekirse farklı çeviri motorlarını tek sayfada görebilmek büyük avantaj. Sonra şimdi çeviri sadece Word'de ya da PowerPoint'te gelmiyor ki. PDF geliyor, Photoshop'la geliyor, Adobe Illustrator diye program var, onunla geliyor. WordPress, müşteri diyor ki benim sitem WordPress, bunu çevir. Ne yapıyorsun? WordPress sitesine doğrudan bağlanıyorsun. Mesela Acıbadem Hastaneleri bizim şeyi kullanıyor, yazılımlardan birini. Onlara biz özel bir köprü yazdık. Basit bir script, bir kod parçası. Basit ama zekice, zaten yani iş basit olması lazım. Basitliğine bunların hasta raporları var. Hasta raporu geliyor. Hasta raporunu tabii ki Arapça, İngilizce, Fransızca görmek istiyor yabancı hasta. Değil mi? Acıbadem çok büyük bir zincir. Yani ne kadar büyük? Yaz aylarında günde 1000 hasta raporu çeviriyorlar. O kadar büyük. Günde 1000 rapor. Yani tabii 1000 hasta demek değil bu yani. Kan, idrar, röntgen, MR vesaire yani. 1000. Şimdi birkaç kısıt var arkadaşlar. Bir defa o hastanın kim olduğunu bilmemesi lazım tercümanın. Değil mi? Kişisel bilgilerin gizliliği var. Yani doktor dışında bilmemesi lazım. Bir defa yazılım bunu sağlıyor. Kişisel bilgileri tak diye tarıyor. Yani müdahale ediyor. Onları göstermiyor tercümana. Ama eskiden nasıl yapıyorlarmış? Şimdi o tahlil sonucu çıkıyormuş, tamam mı? PDF, o maille tercümana geliyormuş. Tercüman onu, internette programlar var ya, onlarla Word'e çeviriyormuş. Sonra onu Word'e çevirdikten sonra çeviriyormuş. Sonra doktora geri gönderiyormuş. Doktor da okuyorlarsa hastaya tekrar PDF'ye dönüştürülüp geri gidiyormuş. Şimdi bizim yazılım ne yapıyor? Onların hasta sisteminden doğrudan rapor alıyor. Nubuto'ya, bizim kullandığımız sisteme yüklüyor. Orada o kişisel bilgileri filtreliyor. Tamam mı? Bir de şöyle bir şey var. Şimdi hasta raporlarında tekrar eden yüzlerce şey var. Mesela kan grubu. Sıfır RH pozitif. Her raporda bu var değil mi yani? Ya da AB bir şey var yani. Tekrar ediyor. Tekrar eden bütün bilgileri de kilitliyor. Onları çevirmiyorsun. Onları otomatikman arşivden çekiyor. Dolayısıyla tercüman aslında ne yapıyor? Önüne sadece iki satır geliyor. Onu dolduruyor.
Enter'a bastığımda rapor hastanın cep telefonuna gidiyor. Müthiş. Zor bir şey mi? Değil. Yani benim gibi işi bilen bir insan için çok kolay. Ama benim bunu hastaneye kabul ettirmem 2 yılım aldı. Ya dedim bak bunu yaparız. Şimdi, kaç para istiyorum? Bize ne olur? Falan tamam mı? İş uzuyor. Sonunda nasıl çözeceksin bu işi? Her zaman denk geldi. Ya yönetim kurulundan birisinin ilgisini çekmiş. Benim videolardan birini görmüşler. Çağırmış çocuğu dedi. Çok da parlak bir adam. Eski toprak. Benim 10 dakika dinledi. Döndü. Ne yapmıyorsunuz ya adamı? Niye 2 saattir o 2 yıldır oyalıyorsunuz dedi. Ne istiyorsa verin. Hemen yapılacak bu iş. Ertesi günü aldılar. Yalnız bir saniye bu internete gidiyor muydu? Evet. Allah! Neyse. Yani. Siz başka bir şirket anlayacaktınız. Yanlışlıkla oldu. Tabii tabii. Başka bir şirket. Yani. Ama madem konuştuk. Yani bazen satın almacıda o vizyon olmuyor. Gerçekten doğru insanla konuşmak önemli. Yani Allah'tan hastanenin üst yönetiminde o vizyon vardı. Doğru insanla konuştuğunuz zaman doğru teknolojiyi alıyor. Yoksa yani günde 1000 tane rapor çeviremezler. Yani. Şimdi yani çok hızlı çeviriyorlar. Neyse efendime söyleyeyim. Bizim yazılım, Roboto yazılımı, bu ekranda gördüğünüz kadar çok daha fazla yazılımla direkt bağlı çalışıyor. Bağlı olması yani şöyle bir şey. Aradığınız kişiye ulaşılamıyor. Yani bugün telefonla birisine ulaşamıyorsan, WhatsApp'la ulaşamıyorsan başına ne gelirse tercüme de öyle bir şey. Senin yaptığın çeviri Fransa'ya nasıl ulaşıyor? Bizim kullandığımız sistemlerde zaten biz aynı anda yani. Bizim için Fransa yok. Bizim için internet var. Benim için Türkiye yok, İstanbul yok, Konya yok, Pekin yok. Benim için internet var. İnternet varsa her yerde her zaman çalışabiliyoruz. Şimdi bu Fransızlarla yaptığımız çeviri motorunu biz bağımsız şirketimize çalışan 50 kişi bir de şirketimize çalışmayan tanımadığımız internete koyduk. Anonim toplam 100 kişiye test ettirdik. Diğer yazılımları da kapattık. Yani Google mu, Microsoft mu, Yahoo mu falan belli değildi. Dedik ki bu çeviri sizce güzel olmuş mu yani makine çevirisi ya. Şimdi sonuçta 40 kişi yani 40 şeyde bizim yazılım yukarıda çıkmış. Diğerleri sıralanıyor. Bizden sonraki Google, sonrası Microsoft, sonra da Yahoo galiba. bir tane iddialarını böyle test etmen gerekiyor. Sonuçta 100 kişi minimum bir bar yani. Daha da fazla olsa da insanlara sorduğun zaman da kimse o ankete vakit ayırmıyor yani. Anketle bir şey sormak ölüm yani. İnsanlar bir taneyi bakıyor, iki, sonra üçüncü, 20 tane soru olunca kimse ona bakmıyor. Bir de bu çeviri iyi olmuş mu, olmamış mı sorusu. İşte bu kadar cevap alabilmişiz. Ama tabii bizim için mutluluk verici. Yani deyimsellik oranı neydi Ümit Hocam? Efendim? Deyimsellik oranı neydi bu metinde? Şunu gördüğüne yaptırdığınız mı? Deyimsellik oranları düşük hocam. Düşük. Yani print to line gibi şeyler az. Az tabii. Yani şöyle ki hani bizim her yaptığımız çalışma amacına uygun olmalı. Sonuçta ben çalıştığım sektörlerdeki ya da çalışmak istediğim sektörlerdeki, hedeflediğim sektörlerdeki müşterilere uygun verilerle çalışıyorum. Ama hani hocamızla da konuşuyoruz Gözden Hocam'la. Yani aslında deyim, edebiyat, reklam, her alanla ilgili çeviri motoru yapılabilir. Sadece ona uğraştığınıza değer mi? Yani 2 satır reklam çevirisini iyi bir çevirmen zaten daha iyi yapıyorsa, benim bir de onun için 3 ay boyunca bir motoru eğitmem, sonra her 2-3 ayda bir ona yeni data eklemem falan, o kadar uğraşmam değecek mi? Ama öyle siteler var ki, yani hepsi buradanın içeriği, bilmiyorum, 50 bin sayfa var herhalde orada ya da 100 bin sayfa. Yani onlar bu tür hani büyük Amazonlar falan yani milyonlarca sayfası var. Onlar bir yapay zeka kullanmadan yani sonuçta 40 tane iPhone modeli satıyor. Hepsinin de belli işte yani işlemci diyor değil mi? Ekran diyor. Yani orada yazan kelimelerin %99'u aynı.
bunu bir yazılım kullanmadan sadece bir insanlara verip yaptırmaya kalksa 10 bin tercüman da kullansa yetmez. Bir de yetişemez yani. Ama yazılımla yapıyor. Yani biraz o yüzden bu tür şeyler endüstriyel çeviriye daha çok aktı. Ama teknik olarak bunu engelleyen bir şey yok. Yani onu beslersek, ona göre bir etiket. Mesela bizim öyle bir etiketimiz yok. Bizim etiketlerimiz, ben size göstereyim. Bizim etiketler, ekranda 4-5 tanesi var. Serhat daha fazla gösterebilir. İşte bak, finans, insan kaynakları, raporlar, muhasebe, pazarlama. Hani pazarlama var etiketlerimizin arasında. Ama hani daha başka bir pazarlama ya da reklamla ilgili etiketimiz de olduğunu sanmıyorum. Bir de web sitesi var galiba. Hukuk var. Yani 9-10 tane. Biz onları etiketliyoruz. O etiketlediğimiz alanlarda çok iyi sonuç aldık. Olay etiketleme meselesi. Yani o kelimenin, o cümlenin, o kavramın ne olduğunu makineye öğretmen gerekiyor. İnsan da öyle öğreniyor. Yani arabanın ön camına windscreen deniyor. Front glass demiyoruz. Neden? Çünkü rüzgarı kesiyor. Yani windscreen. Ne bileyim, Türkçe torpido gözü diye bir şey var. İngilizcesi de glove box. Çünkü eskiden arabalar çok kirli şeylermiş. Eldivenlerini koyar arabayı, otomatik eldivenle sürüyorlarmış eskiden. Yani biraz da bir şey. Bu etiketleri yatıyoruz her projede. Bu etiketlerin bir de şöyle bir avantajı var. Mesela bir proje geldi. Etiketleriniz sizin daha önceden girilmiş. Projeyi açıyorsunuz ama bir baktınız. İçinde finans metni de var, hukuk da var. Yani farklı farklı şeyler var ama tek proje altında açıyorsunuz. Projeyi açarken şu penaltı profil dediği ceza profiline girerseniz yani yapabileceği şeyler var. O terimi ya da o cümleyi hiç göstermeyebilir. Ya da birebir aynı olsa bile o segment diyoruz, onu kitlemez mesela. Ya da tercümanı uyarır. Bu %100 eşleşmiyor. %95 eşleşiyor diye. Tercüman bakar, ya %100 gözüküyor. Ama tabii hani onun sebebi niye %100 göstermiyor? Zaten yanında da uyarı geliyor. Yani burada bir ceza puanı var. Buna bir handikap koyuyorsun. O zaman o tercüman da tabii bunu kullanmayı bilen bir tercümansa anlıyor. Diyor ki ha tamam diyor, benim bu konuda bir kontrol etmem lazım. Direkt ben bu cümleyi kullanmayayım. Belki burada farklı bir anlamı vardır diyor. Yani deyimselliği de biz etiketlemiş olsaydık yani çıkar hocam. Yani bir gün bir marka bunu yapmak isterse ben onlara ailesini yaparım. Marka motoru yaparım yani. Yani yapamayacağını 2-3 ayımızı alır yani en fazla. Efendime söyleyeyim. Evet artık bu çeviri arşivleri de yapay zeka çeviri arşivlerini şey yapmaya başladı. Zenginleştiriyor. Ben eskiden stajyerlere şey derdim. Şimdi buraya siz okuyarak geldiniz. Sizden şey istiyorum. Okuduğunuz, bildiğiniz bütün kelimeleri havaya atın. Gözlerinizi kapatın. Sonra bırakın düşsünler. Ben o kelimelerle düşünmenizi istemiyorum. Çünkü ben size bu şirkette yeni kelimeler öğreteceğim falan derdim. Böyle artistiklere bir giriş yapar. Bilmiyorum. Öğrenciler hoşlarına gidiyor muydu, gitmiyor muydu falan ama. Şimdi öyle bir şey oldu yani. Bu teknoloji senin bildiğin, öğrendiğin her şeyin dışına çıkartabiliyor seni. Gerçekten. Ve yani ben iki örnek verdim burada. Çok o kelimeler bağlamında New York Times'ı niye referans kabul ediyorsunuz da Washington Post'u kabul ediyorsunuz? Güzel soru hocam. New York Times'ın bir de yazılı ve online stil kılavuzu, yazım kılavuzu var. Ve New York Times'ın Amerika'da çok kabul görmüş. Nasıl mesela bizde TDK'nın yazım kılavuzu, Türk Dil Kurumu'nun. Amerika'da habercilikte, yayıncılıkta New York Times stili çok kabul görmüş. Yani onun gibi yazıyorlar. Mesela New York Times percent kelimesini percent bitişik yazıyor ve yüzde işaretini başlıklar dışında kullanmıyor. Hep percent diye küçük harfle açık yazıyor. Dolayısıyla biz de mesela şirkette bizde de öyle bir kural var. Percent'i biz başlıklar ve tablolar, finansal tablolar hariç açık yazıyor. Ama mesela percent, per ve cent ayrı da yazılabilir. Büyük harfli yazan vardır. Farklı yazan vardır. İşte tarih yazımında bir kuralı var. Tarih yazımını ondan şöyle yazıyor.
Mesela bugün 15 Kasım 2022 November 15.2022 2022 diye yazıyor. New York Times böyle yazıyor tarihleri. İngilizler nasıl yazıyor? 15 November 2022 diye yazıyor. Ama başka bir şey yazım kılavuzunda November 15th diye yazan da olabilir. Onu TH koyan da olabilir. Tabii bizim Türkiye'deki okulların çoğunda TH'li öğretiyorlar. Ama New York Times o TH'i okurken öyle okuyorsun hani. Bir Amerikalı okurken November the 15th, hatta D'ı da koyanlar, November the 15th, 2022 der. Ama yazarken Amerika'nın okumuşu, New York Times'ın yazım kuralını kabul edenler TH koymadan yazıyor. Bunu basmışlar ve kabul ettirmişler ya. O yüzden ama mesela akademik makale yazıyor olsak, akademik makalede başka yazım kılavuzları var. MLA var. İşte başka psikologların kullandığı APA var. APA şeyi var. Onlar da onu kullanıyoruz. Şimdi bu tür programlara bu yazım kılavuzlarını tanıtmanız da mümkün. Yani bunu buna göre yazım şeyini yap, bunu buna göre yap diye. Yani o da mümkün. Yani kendi özel yazım İngilizce stil kılavuzu deniyor. Yani bunları yapıyor programlar. Şimdi şeyleri çok yapıyor. Özellikle mesela inşaat, otomotiv falan ya da teknoloji konusunda çeviri yapıyorsanız ve sadece rakam değişiyorsa, cümle aynı, rakam farklı. Mesela otomobil yedek parça çevirisi yapıyorsun, yedek parçanın numarası değişiyor. Ama cümlenin geri kalanı ayrı, aynı. Yedek parça numaraları da böyle 15 basamaklı falandır. Eskiden böyle bakardık kağıda, Y, Z, X, 5, hani böyle tek tek bir de yanlış mı yazdım diye canın çıkardı. Şey, şimdi yapay zeka, sen daha önce çevirmişsen, sadece yedek parça numarası farklıysa, onu cümlede yerine koyuyor, ben koydum abi diyor. Seni bir sonraki segmente geçiriyor. O segmente seni sokmuyor. O cümleye. Ne büyük kolaylık. Böyle bir yazılımla çalışıyorsan 15 basamaklı bir şeyi doğru mu yazdım, yanlış mı yazdım diye de kafanı yormuyorsun. Hani bir tercümana hız katıyor. Bir de bu fuzzy match dediğimiz kısmi eşleşmeler var. Mesela bir önceki sene demiş ki İşte 2001 yılında, pardon 2021 yılına ait olan bu faaliyet raporumuzda aşağıdaki hususları değerlendiriyoruz diyor. Bu sene 2022 diye başlıyor ve hatta bu raporumuz yerine 2022 yılına ait şirket raporumuz demiş. Yani hem 2022 değişmiş hem de bu rapor yerine şirket kelimesini kullanmış. Yazılımlar ne yapıyor buna? Fuzzy match diyor. Yani kısmi eşleşme diyor. Şimdi ne yapıyor yapay zeka? Şirket kelimesi zaten company, değil mi? Şirket raporu, company report. Sana diyor ki, bak ben bunu çevirdim diyor aradaki eksik olanı. Bunu kullanmak ister misin diyor. Onu öneriyor sana. Yani artık eskiden ben bu işe başladığımda çalıştığım çeviri şirketine, o zaman Trados popülerdi, Trados'u aldıramamıştım. Şirkete internet aldırmamız 1,5 senemizi almıştı. Aldık, genel müdür odasına koymuşlardı. Dedik ya, bizim için aldınız sanıyorduk hadi biz internetten. Ya dedi, siz internetten karı kızla alışırsınız dedi. Adamın bakışa bak. Ya abicim biz orada ekmek parasına gelmişiz ya. Yani sayfa başında para alıyoruz. Benim ona vaktim yok ki, ben ofiste onunla mı uğraşacağım? Yani böyleydi yani, düşünün yazılım aldıramıyorduk. 90'larda şirketleri adam kendi odasına koymuştur interneti. Biz başka onun gözünün önünde, kendine bakacaksanız gelin benim gözümün önünde bakın diyorlar. Allah'ım ya. Ne insanlar var. Şimdi dünya nereden nereye geldi? Evet. Benim anlatacaklarım bu kadar. Çok teşekkürler. Facebook'a. Birkaç tane sorumuz var. Öncelikle bilgisayar destekli çeviri programlarının çevirileri tekerleştireceğini düşünüyor musunuz? Hayır. Yani tekerleştirme derken yani ortaya çok büyük şirketlerin çıkması anlamında mı diyorsun? Yani şu şekilde sormuş galiba, hani çevirilerin aynı olması. Aa evet. O zaten büyük bir sıkıntı. Zaten Google çevirisi yani şey oldu, çevirilerde şu an tek düzelik var. Ve yabanlık var. Onu çok görüyoruz. Ve aslında orada olmaması gereken bir çeviri. Yani ya da mesela çok güzel bir çeviri
Çünkü belli ki otomatik çeviriden almış. Ama otomatik çeviri motorunu da tamamen bu şey, rastgele bir örnek. Ama hani bilgisayar başında olsak gösterebilirim. Belli ki onun datası da Apple'dan gelmiş. Çünkü kullandığı sıfatlar hep böyle. Amazing. Tamam, beautiful falan. Tamam da kardeşim. Mercedes BMW ne kullanıyor? Ultimate driving machine. Adamın kullandığı sıfat amazing değil ki, ultimate. Ama senin motorun onu anlamıyor. Yani insanın katması gereken şey, en başta gösterdiğim şey, araştırma becerinin çok iyi olması lazım. Yani o risk var ama o insanlar elenir gider. Yani ben çeviri şirketi sahibiyim. Bize öyle çeviri gönderenler oluyor. Bir defa uyarıyoruz, diyoruz ki ya sen atmışsın bunu, Google aynen bize vermişsin. Olur mu, ben baktım falan. İki defa yapıyor. Parasını veririz, bir daha çalışmıyoruz. Yani kim kimi kandırıyorsun? Hani sen bakıyorsun Google'a, ben bakamıyor mu? yani bence kesinlikle kullanılmalı makine çevirisi. Ama yani bu şey gibi ya, yani elinde bir sos var, salça. Yani onun ne kadar katacağını sen diyeceksin ya yemeğe. Yani hoca ediyorsun, o zaman da işte çorba oluyor, yani tadı olmuyor. Çeviri motorlarının bazı alanlarda kullanımının yasak olduğunu, elle yapılması gerektiğini söylediniz. Acaba bunun sebebi nedir? Bir tanesi gizlilik. Çünkü çeviri motoruna internete yüklediğiniz zaman o bilgi sonuçta o sunucudan her ne kadar almıyoruz deseler de, sonra gir mesela Google'ın, Microsoft'un falan, diyor ki detaylı kullanıcı anlaşması için şu linke git diyor. Lan biliyorsun yüzlerce sayfa var. Git link. Sonra bakıyorsun ki araştırma, güvenlik, bilmem ne falan amaçlı bütün verilerinin depolandığını, saklandığını adam detaylı sözleşmelerinde yazmış. O yüzden zaten şirketler makine çevirisi motorlarını kendi serverlarına, kendi sunucularına kuruyorlar. Biraz daha pahalı oluyor ama data dışarı çıkmıyor. Bir, bu bunun nedeni var. İkincisi de işte markalar şey riski almak istemiyor. Yani otomatik çeviri, çünkü işte demin örnek verdiğim contactless'i kullanacak. Ama belki o onu kullanmak istemiyor. Bir de özgün bir şey istiyor. Yani ben özgün istiyorum diyor. Şimdi terziye gidiyorsun. Gittin terziye, üstüne göre kıyafet diktirmek istiyorsun. Terzi gitse, network'ten alsa, senden aldığı ölçüye göre belini daraltıp sana verse, abi sen hani bana göre kesecektin demez misin? Yani müşteri diyor ki ben diyor, bak iyi bir tercümandan özgün metin istiyorum. Siparişi bu. O yüzden de yasak tabii ki, yani sipariş oysa yapmayacaksın. Ama sipariş o değilse, mesela diyelim ki şey çeviriyorsun, online alışveriş sitesi. Bence Amazon'un motoru çok iyi. Hatta çünkü Amazon bir online alışveriş sitesi kendisi. Onun şeyleri hele İngilizce'den İspanyolca'ya, Fransızca'ya, Almanca'ya falan çıkarken rakipsiz. Çince'ye çıkacaksan Alibaba'yı kullan. Hani biraz da hani herkes her dilde uzman değil. Kuruluşunuza tercüman alımı yaparken veya yeni tercümanlarla çalışırken dikkat ettiğiniz noktalar nelerdir? Mesela sizin alacağınız tercüman sizin için ne yapmalı? Bütün bildiklerini unutmalı. Ya bence bir defa başarılı bir insan olmalı. Yani insanlar küçümsüyor okul başarısı da. Okul başarısı da disiplinle oluyor. Yani çeviri disiplin işi. Ben bir günlüğüne iş vermeyeceğim ki sana. Yani bizim çalışan arkadaş, benim 20 küsur senedir çalıştığım arkadaşlarım var. O zaman şirketim yoktu, tanışıyorduk, hala çalışıyoruz. Yani aranızda spor yapanlar varsa bilir. Ben de ilk gençlik yılında spor yaptım. Bu disiplin işi yani. Sabah kalkacaksın, koşacaksın. Sadece koşmak yetmez, ısınacaksın, ısınmadan koşarsan bir tarafın atar. Yani öyle hani ben güçlüyüm, hat fat falan olmaz bu işler yani. Dolayısıyla hani ben okul başarısına önem veriyorum. Yani çünkü o bir disiplini gösteriyor, bu insanda bir istikrar var. Sonra şeye önem veriyorum, geri bildirim alıyor mu, feedback alıyor mu? Yani sonuçta ben egosu güçlü insanları severim, benim de egom güçlüdür. Ama bence ego, sağlıklı ego şu, bir işi yaparken kendine şunu diyeceksin. Aslanım, yaparsın, kahramansın, bak sen bu işin adamısın. Ama yaptıktan sonra da bak, kendi yaptığını yere atlayabiliyorsan abi, sen büyürsün. Benim ilk editörüm şey,
çok kıymetli bir gazetede de yazarlık yapmış bir kişiydi. Ben de o zamanlar böyle karette karetlerle ilgili bir araştırma yapıyordum. Bir tane de kitap yazmıştık. Amaç millet bu sigara falan atıyor ya, plastik falan. Bu kaplumbağa yavruları da yiyor onu ve ölüyorlardı. Bir arkadaşım da onun illüstrasyonunu yaptı. Biz de turistik yerlerde dağıtıyoruz. Bizim karette bir İngiliz SAS komandosu işte Türkiye'ye gelmiş. Burada Türk'le evlenmiş. Sonra da işte göbek dansı ve işte mantı kurtu falan alan bir ana kaplumbağa, tamam mı? Böyle bir şey. Böyle bir fiction, kurgu bir şey yazdım. Bizim hoca aldı bunu. Ali Hoca baktı. Bak yani nasıl aldım, hala ağlayacağım. Attı yere çiğnedir ya. İşte hocam ne yaptın sen? Ben bunu 6 aydır yazıyorum. Resimledik, basacağız. Olmamış dedi. Şimdi yani sonra ben onu kendime yapmayı öğrendim. Yani gerçekten kendi hatasını görebilen ya da birisi sana hatanı gösterdiğinde egonu orada bir kenara bırakıp evet ya doğru söylüyor diyorsan önün açık. Buna çok önem veriyorum. Teknolojiyi kullanması lazım. Gerisi ya bir de tamam yani. Şimdi çok azaldı da yani, ama dürüst olması lazım. O azalmaz. O kötü yani. Bizim öğrencilerimizin hepsi dürüst. Hocam yani. Bak gördünüz mü? Yani çok azaldı şimdi de. Ama yani şey gibi şimdi. Öğrencilere söz soru sorma fırsatı. Ama sorunun kendisi soruyu var. Öyle mi yapıyorsun? Gelen soruları bir TSE'den tamam sen mikrofonu gezdir. Sormak isteyen... Bayağı da konuşmuşuz ya, bir saat konuşmuşuz. 10 dakika gibi geldim. Tamam hocam. Arkadaşlar soru sormak isteyen var mı? Peki hocam, ben kendi merak ettiğim bir soruyu sorayım. Yani çeviri alanına yeni giriş yapmış birisiniz. Hani biliyorsunuz birçok dalda alanda sağlık, teknik. Yoksa kendisini tüm alanlara yaymalı da o şekilde mi diyorsunuz? Yok yani. Tüm alanlara yaymak diye bir şey yok yani. Berbersindir. Hani, kadın kuaförümüzsün, erkek kuaförümüzsün. Yani sporcusun, güreşçimsin, boksörümüzsün. Bence uzmanlaşma çok önemli. Müzisyensin, popçu var, değil mi? Sanat müziği söyleyen var, rockçı var. Yani bence bir repertuarın olması lazım. Yani sana en yakın gelen konulardan. Ama tabii en yakın gelen konu her zaman en çok para getiren konu olmayabilir. Dolayısıyla biraz ama yani harmanlamayı bilmek lazım. Yani çeviri her yerde, yani işte web sitesi çeviriliyor, bankalarda, ATM'ye gidiyorsun, ATM'lerde değil mi, İngilizce, Arapça menü var, dilde çeviriyorum yani, işte web sitesi, yani her şey çeviriliyor. Çikolata alıyorsun, üzerindeki etiket çeviriliyor. Bence, yani sana sıcak gelen bir iki alan seçip, o alanda sıkı okuma yapmak gerekiyor. Çünkü yani, keşke şu kadar kolay olsa, yani ben bunu Google'a attım, biraz da işte trend, morend baktım, kelimeleri buldum, sonra gönderdim. Ha, o şekilde yaptığın çeviriyi kabul edecek çok şirket var, doğru. Ama o zaman da onların ödeyeceği para da yüksek olmuyor. Yani sen bir alanda ne kadar kendini geliştirmişsen, uzmansan, o zaman da o kadar yükselmen mümkün. Yani ha, bizim şirket için, bizim şirkette odaklandığımız bizim 7-8 tane alan var. Bize çalışan tercümanlar genellikle bu 7-8 alanın hepsinde ayrım olmaksızın çeviri yapmalarını bekliyoruz. Zaten çevirmen testimizi de ona göre yapıyoruz. Çünkü biz bu kadar işte anlattım, hava attım, real time, gerçek zamanlı, gerçek sürüsü, benim için Konya yok, internet falan var dedim. Tamam da, eğer tamam, benim için internet var, tercüman derse ki, ben hukuk yapmıyorum, benim bütün bir kurduğum sistem çok olur. Odaklamışım, benim alanlara çalışıyorum, benimle çalışacak insanların da %100'ün olmasa bile o alanların %80'ini yapıyor olması lazım ki ben de ekip olayım. Çünkü biz ekip olarak yapıyoruz. Yani ekip olmadığım zaman abi kısım var. Ben çok yetenekli bir insanım, çok zekiyim. Herkesin önünde gördüm. Belki de hayatımdaki en büyük sıkıntı olduğu
tahmin olmak. Çünkü önce bir istiyorsun ama bakıyorsun. Ya. Alamıyorsun. Yetenekli. Odalarımızın da tanıdığı Bekir var, Çağrak var. Daha hani sizin isimleri bilmediğiniz çok çok insan. Tabii New York Times hocam koşu bir de şöyle bir şey var. Zamanın dolar bu kadar yüksek değilken ben anlaşma yapmıştım. Şirketimizde 5 yıl çalıştım. Belki de eğitim 2006'da başladı. Bütün tercümanları neydi çalıştı. O ekstezi terk etmedi. Yok, tergiden de oldu. Datalar alıp kendine şirket kuran da oldu. Ama yani şey... hepsi oluyor yani. Ama şey, yani her şeyden önce ben kendimi geliştirmiş oldum. Müşterilerimiz gelişti. Bir de bu editör aynı zamanda emekli bir hava kuvvetleri yarbayı olduğu için Amerikan Hava Kuvvetleri'nden bir askeri disiplinle getirmişti. Ben disipline inanıyorum. Yani disiplinden kastettiğim yak kalktığım ama iş ciddiyeti olacak bir insanlar. Yani ben şirketi kurduğumdan beri bana bey demesi, yani bey denmesini sevmiyorum yani. Seven diyen diyor da bana Ümit dediği zaman kimse rahatsız olmaz. Ama saat 10'da yapacağım dediği bir şeyi 15 kişi yapıyorsa ben bana o zaman ne dersen de sen işi yapmamışsın yani. Ben iş ciddiyetim yok. Yani 5 dakikalık da o kadar değil yani. Ama yarım saatte geçmesin. Öğretmenimiz mezuniyetten sonra veya mezun olmadan önce işte iş ihracatı yaptıklarından mülakattan nasıl bir tavır takılsın? Hocam bir defa bence öğrencilerin öncelikle kendilerine bir video çekmeleri lazım. Video tanıtımı. Yani artık CV dönemi kapanıyor. Rezüme. Rezüme değil, rezüme dönemi geldi. Videolarının olması lazım. Çalışacakları şirketlere sonra e-maillerin, yani mesela şöyle e-mailler geliyor. Sessiz çığlık 1970. Yani şimdi internet çağındayız. Senin adın en güzel markadır. Yani adresin ailen, yani diyelim ki Şebnem Ak. Şebnem Ak e-mail.com. Yani böyle olacak. Onunla var olacaksın. Sosyal medyan, yani sosyal medyada hani insanlar Instagram'da meşhur olabilir de ama LinkedIn'de bir profilinde yaptığın şeyleri çünkü insanlar LinkedIn'e bakıyor. Yani daha mülakata çağırmadan önce biz kim bu diye bakıyor. Nereden bakacağım? Mesela güzel bir video çekip kendini hani YouTube'a yüklüyor. Yani başkası göremiyor. Sadece linki olanlar görebiliyor videoyu. Liste dışı yaptığın zaman ondan sonra şey oluyor işte gönderiyor bunu başvurduğu şirketlere ve hani bence mülakatta önemli. Mesela şeye bakıyoruz yani 4 yıl okumuş bir hocasından bile referans yok. Şimdi yani 4 yıl ders aldığı bir sürü hoca var. Bir sürü denmez ödeyelim yani pek çok değerli insan var. Yani bir tanesinden hocam size referans gösterebilir miyim diye bir yakınlık kuramadıysa bu insan beni de 4 ayda harcar yani. Yani ben buna çok önem veriyorum. Ya da mesela referans koyuyor amcası. Bakıyorsun, soruyorum. Yani sormuyoruz bile yani. Ama şey çok çok değer veriyor mesela. Öğrenciliği boyunca mesela bakıyorsun. Kız çalışmış ya. Anketörlük de yapmış. Yani fuarda da çalışmış. Gitmiş yani restoranda da çalışmış. Görüyorsun. Yani diyorsun ki bak bu emek, bu çalışıyor, bir şey var bunda. Öbür türlü boş bir CV. Yani referans yok, ne oldu yok, sosyal medyada gönül bulamıyoruz. Gönül faaliyet yok. Sosyal faaliyet yok, tabii yani. Bence hani sonuçta ben öğrenciyim, deneyimsizim demeyeceksin ya, sen bir insansın ya. Bir insan olarak kendini neysen olsun. Hangi lisede okuduğunu bilmiyoruz mesela. Ama önemli. Yani. Hiçbir öğretmeninden referansının olmaması bence çok eksi bir puan yani. Ha şu da var, diyeceksin ki ya hiç böyle rebel takılıp hiçbir şeyi takmayıp her şeyde yani sorunlar yaşayıp sonra da başarılı olan yok mu? Var, ben varım.
Üniversiteyi 7 senede bitirdim, tamam yani. Ama o zaman da almıyorum çünkü o adam zaten patron olur, benim başıma çıkar. Yani bize düzen insanı lazım. Patron olacak adamı niye alayım şirketine? Yani açık sözlü olarak konuştu. Bir arkadaşımızın sorusu var. Ben konuşurum da aslında sesim çıkıyor. Buyurun. Benim merak ettiğim konu şu, şimdi çevirmenlerin sizin bu sistemlerinize entegre olma meselesi. Şöyle bir şey okumuştum geçtiğimiz senelerde. Trados'un mesela çeviri eğitimlerinden satarak kazandığı para yazılımdan kazandığının belki 10 katıdır diye. Olabilir. Çok karmaşık proje, belki de tek bir çevirmenin hiçbir zaman asla işine yaramayacak bir düzen. Şimdi buradaki entegrasyon görevi sorumluluğu kimin üstünde? Yani çevirmenin mi, okulların mı ya da siz şirketiniz olarak mı bu eğitimi sağlayacaksınız? Yani bu böyle bir proje sistemine entegre bir serbest çevirmen bulunabilir mi ya da öyle çevirmenin görevi mi mesela hazır olarak ya bu şekilde? Ya çok 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 güzel bir soru. Zaten bence çağımızda tercümanların en çok yaşadığı sıkıntı bu. Çünkü Dragoman diyor ki ben Novotel'e çalışıyorum. Öbürü diyor ki ben Memsource'da çalışıyorum. Falanca diyor ki ya bizim şirketin kendi programı var. İşte bilmem ne Connect. Hep zaten gelen adında böyle Connect ya da mesela Globe vardır. Universe vardır. Hep böyle evren, Connect falan filan neyse. Şimdi 5 tane şirketle çalışıyorsun. 5 ayrı program öğrenmen gerekiyor. Sonuçta bir de zaten karakter başı, kelime başı, yeni başlamışsan da 3 kuruş para alıyorsun. Bir de işin hakkını vermek için de bir çeviriyi 1 saatte yaparsın aslında ama o gün göndermiyorsun mesela. Ertesi gün gönderiyorsun değil mi? İnternetten bakıyorsun falan. Sonuçta alacağın para ne mesela? 200 lira aslında. Ama sen 200 lira için belki 3 gün, 4 gününü vermişsin. Beynin çatlamış. Bir de karşı taraftan çeviri eleştirisi almışsın. Yani o psikoloji çok kötü. Bu arada başka bir çeviri firması başka bir yazılım gönderdi. O yazılımı bilgisayarına indirdiydin, çözdüydün falan filan. Bence serbest tercümanlığın önündeki yani tercümanların karşılıksız kalan bir emeği oluyor bu. Yani o konuyu çözemedik. Ama bence şu an Karatay Üniversitesi doğru bir adım attı. Onu işte İstanbul'daki üniversiteler, başka üniversiteler daha önce başlayanlar olmuştu. Bence mutlaka bir teknoloji ve proje yönetimi dersi olmalı ve orada yaygın kullanılan birkaç araç en azından genel hattıyla gösterilmeli öğrencilere, temel özellikleri. Ondan sonrasında biz kendi şirketimizde tabii biz kendi şirketimizde her gelene eğitim veriyoruz. Mutlaka veriyoruz. İyi şirketlerin hepsi veriyor. Açıkçası. Yani belki şu bir iyi haber olabilir. Artık yazılımlar ve internet çok geliştiği için ve yazılımlar birbirine çok benzemeye başladı. Yani arayüzleri aynı. En fazla menüsü biri sağdadır, biri soldadır falan yani. Yoksa aşağı yukarı şeyleri çok benzemeye başladı. O açıdan yani eskisi gibi böyle birbirinden çok farklı bir ekranla karşılaşmıyoruz. Yani daha birbirine yakınsamaya başladı arayüzler ergonomik açıdan da. Ama yani serbest tercüman için hani ben şey yani tek programa geçtim. Nubuto'yu ben yani XTM İngilizce'deki adı biz Nubuto diyoruz ama onu biz hub yaptık merkez. Diğer bütün her şeyi ona bağlıyoruz. Alt yazılarda da biz Zoo yazılımı kullanıyoruz. Zoo Digital. Onun dışında yazılım kullanmıyoruz. Ama bazı çeviri şirketleri, tek şirkete çalışıyorsun ama aynı şirket sana 5 ayrı yazılımdan çeviri gönderebiliyor. Bence Dragoman'la çalışmanın artısı tek yazılımla çalışıyorsun. Yani pek çok çeviri şirketi Trados'ta öğrenmeni istiyor, MemoQ'yu da bilmem neyi de biraz yorucu oluyor. Uzattık değil mi hocam? Özür dilerim. Göbeğimiz çatladı sen elini kaldır diye. Şu ana kadar geçmişimizde yaptığımız girişimlerle alakalı. Ya ben bunu iyi ki yapmışım, bunu yaptığım için kendime gurur duyuyorum dediğiniz ilk aklınıza gelen girişim neydi? Yani bir defa hepsiyle gurur duyuyorum. Hatalarımla da gurur duyuyorum. Çünkü iyi ki yaptım. Hani Oğuz Atay'ın hani tutunamayanlarında var ya hani. Bir de fark ettim ki diyor karşımda bir duvar var. Yıllardır oraya bir tablo asmamışım. Çünkü en yani daha güzel bir tablonun hangisi olduğunu bulamadığım için tablo almaya karar verememişim. Ve sonra fark ettim ki daha iyi bir hayatı yaşamayı beklediğim için ben aslında hiç yaşamamışım. Mealinde bir paragrafı vardır. Ben öyle bir insan olmadığım için gurur duyuyorum. Pek çok insan hayatı erteliyor. Ben cesurumdur, giderim. Hatta girerken insanlar güler falan derler.
Yani ben de onlara gülerim. Yalnızsa da tamam, yalnızsa çıkarım yani. Ama eğer sıralamayı koyacak olursam sanırım 2000'lerin başında, o internet yeni başladığında, o zaman çeviri şirketim yoktu. Ben serbest tercümandım. Ama ben daha önce turist rehberliği yapıyordum. Sizin yaşlarınızda ben dünyayı ve Türkiye'yi gezdim. Rehberlik yaptım. Bir de üstüne para kazandım. Çok güzel bir şey. Yani rehberlik yaparken de benim bitirme tezim, o zaman rehberlik okulu vardı. Aslında ben matematik okudum da sonra rehberliğe geçtim. Orada da antik çağdaki ölü gömme ritüelleri üzerine benim tez yazmam gerekiyordu. Ama kitap internet yok ya. Aynı espriyi tekrar ediyoruz. Hocamın bana söylediği kitaplardan bir tanesi İsveç konsolosluğundaydı. Gittim, kapıyı çaldım, yani zil zıt çalıyorsun. Dedim ki ya burada ne, işte şu kitap varmış falan. Ha dedi, işte dedi, şurada dedi, Dragoman House'da dedi. Dragoman House ne ya dedim. Gittim, meğersem Osmanlılar'da tercümanların resmi unvanı Dragoman'mış. İşte Dolmabahçe Sarayı'nda 4 tane var, Mabeyin Salonu'nun 4 köşesinde Dragoman şeyi. Dragoman Camisi var vesaire vesaire. Meğersem ta... Bu arada Panya'da da tercüman camisi var. Mesela. Biliyor muydunuz? Ben bilmiyordum hocam. Efendime söyleyeyim. Orada bu Dragoman kelimesini öğrenmiştim. Sonra orada o kitap, bir kitap vermiş. Orada Dragomanos. Yunanlılar da Dragomanos derlermiş. Ben de Dragomanos diye bir internet sözlüğü kurmuştum. 2001 falan da herhalde. O zaman da saçlarım belime kadar böyle. Sonra çok da iyiyim. Özellikle hukukta. Çünkü bir hukuk bürosuna benim bir abim tavsiye etmişti. Murat Erduran. Murat abi de Nazım Hikmet'in yeğeni. Efendime söyleyeyim. Orada da Yale mezunu Amerikalı avukatlar Türkiye Cumhuriyeti'ni dava etmişlerdi. Bir tahkim davası var. Yani Türkiye Cumhuriyeti'nin karşılığında bir yabancı İngiliz şirketi ama avukatlar Amerikalı. İngilizle konuşuyoruz. İngiliz'in adı Lord Richard. Telefonla ben tercüme yapıyorum. Adamın aksanını anlamıyorum. falan filan. O zaman İngiltere'ye falan gitmemişim. İngiliz aksanı yok bende o zaman. Sonradan öğrendim. Fakat ben o yıllarca 97'de başlamıştım. 99'da başlamıştım o tahkim davasına. Tabii daha önce de otomotiv Honda'ya başlamıştım. Bu hukuk ve finans terimleri yoktu. Yoktu. Ben internette bunları yayınladım. Sonra Ankara'da işte her sene bu adli yılın açılışı var ya. O açılışta da işte büyükelçiler falan da geliyor. Tercümeye bir abim demiş ki ya Ümit iyi bilir hukuku, o çevirsin. Simultane çeviriye geldik. Neyse arada beni işte takdim ettiler tercümeyi yapan genç diye. Ben de kartımı verdim. Üzerinde Dragomanos editörü yazıyor. Tamam mı? Bak şöyle bir. Siz mi yapıyorsunuz? Evet. Ya yani şimdi o zaman yaşım kaç? 28. Tamam mı? 28 yaşında saçı beline kadar olan bir insandan o kadar hukuk terimini bilmesini beklemiyor. Ama ben o Yale Üniversitesi mezunu, o adam Anthony'ydi. Bir Türk kızla evlenmişti. O yüzden İstanbul'daydı. Ben Anthony'ye sabahladım ya günlerce. Çünkü anlamıyorum. Niye o kelimeyi kullanıyor? Anlamıyorsun. Yani şimdi ben ne anlarım? Bir sürü, yani öyle bir nüans var ki hukuka girdiğin zaman. Ama yani yıllarca öyle insanlarla çeviri yaptığın zaman sanırım yani gurur duyacağım şey o sözlüğü yapmak olmuş. Tabi o sözlüğündeki bütün datıları çaldılar, o çalanlara da hakkımı ihlal etmiyorum. Sonra kapattım sözlüğü. Çalıyorlar diye. Onu söyleyebilirim yani. Sorusu olan yoksa arkadaşlar? Yani bence evet, ara verelim. Bugün sesim de çok kısık. Teşekkür ederiz. Bu fırsatı verdiniz.